Günaydın değerli izleyiciler. Piyasalardaki gelişmeleri, günün öne çıkan ekonomi başlıklarını ve haberlerini sizlere haftanın ilk işlem gününde Profesör Doktor Emre Alkin'in yorumlarıyla aktarıyor ve değerlendiriyor olacağız. Efendim, petrol fiyatı 70 doların üzerini gördü. Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırının ardından piyasalarda panik etkisi başlar mı? Petrol krizi mi çıkıyor? Piyasada gözler bu hafta aynı zamanda FED toplantısında. Yılın son çeyreğinde bir toparlanma beklenirken dış etkenler bizi ne kadar etkileyecek? Sizlerden krediler ile ilgili gelen soruları da değerlendiriyor olacağız. Top dolu bir saat bizi bekliyor efendim. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hocam günaydın. Günaydın. Evet, yine haftaya çok dolu bir gündemle öyle, doğru. Giriyoruz. Hocam isterseniz önce direkt petrol fiyatlarına başlayalım. Yansıyan yükselişle başlayalım. Tamam. Ve ondan sonra da devam edelim. Efendim, izleyicilerimiz için bu drone'la yapıldığı iddia edilen saldırının petrol arzı üzerindeki etkisini şöyle net olarak anlatayım. İran devrimi 1978-79'da oldu ve 1979 yılından beri dünya petrol üretiminde bu kadar büyük çaplı bir kesinti olmadı. İran devrimi olduğunda 5.7 milyon varil gün, yani şiddetinde bir azalma olmuş. Şu an 5.9 milyon varil. Evet. Yani dolayısıyla bir anda petrol üretiminde böyle, yani iki saldırının sonucunda ortaya çıkan sekte otomatik olarak fiyatların %7 falan yukarı doğru çıkmasına yol açtı. Hatta 10 dolar kadar çıkar diyorlar. Yani şöyle diyeyim, 72 dolar seviyesine tabii gelebilir. Bu ne anlama geliyor? Petrol ihraç eden ülkeler için en azından şimdilik petrol fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bir nefes aldırma. Ama hemen de onların tabii gelirine yansımayacak bu. Ama Türkiye Cumhuriyeti içinde veya Türkiye gibi ithalatta dışa bağımlı, yani şöyle enerji ithalatında fevkalade bağımlı, enerji ithal etmezse üretim yapamayan ülkeler için de maalesef cari işlemler açığıyla ilgili sevinç çığlıklarının sona ermesi anlamına gelebilir. Şimdi ya bu kimin işine yarıyor, ben de düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı stratejik rezervleri açarız biz, merak etmeyin. Hani böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayız dedi. Aslında ben size hikayeyi başa sarayım, bir anlatayım. 2005 yılında Amerikalılar bir şeye karar verdiler. Dünyada çok ciddi bir petrol ithalatçısıydı Amerika ve günlük petrol ithalatının günlük petrol ihtiyacının %65'ini ithalatla karşılıyordu. Yani Amerikalılar eğer benzin kullanıyorlarsa bir gün içerisinde bunun %65'i dışarıdan geliyordu. Sonra yavaş yavaş dokunmaya korktukları stratejik rezervler, efendim açmaya çekindikleri efendim normal kendi rezervleri, petrol kuyuları vesaire, bunların sayısını artır öyle bir yere geldiler ki şu an itibariyle 2020 yılı hedefi %11. Yani eğer bir Amerikalı bir petrol ve türevini kullanacaksa yurt dışından bağımlılığı %11'e düşmüş olacak. Bu ne demek? %65'ten %11'e, yani bu ciddi 15 evet. yıllık bir plan. Şimdi bu ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri öyle bir an geldi ki Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol üreten ve iç piyasaya satan bir hale geldi. Amerikan yasaları Amerikalıların petrol ihraç etmesine yasak koymuş. İşte milli değer, milli servet diye. Aslında buradan bir örnek alalım. Yani güçlü devlet şu demek değil. Hani topraklarımı açtım, herkes buradan maden çıkarsın, petrol çıkarsın diyen ülke değil. Kendine ait olan değerleri kendinde tutmaya başarabilen ülkeler güçlü ülkelerdir. O yüzden güçlü ülke tanımı, ondan sonra işte hadi verdim arazileri, kesin ağaçları, oldan altın maltın çıkarın falan filan değil. Yani yabancıları bunu hani veren de değil. Tam tersi, güçlü ülkeler ellerinde bulunan madenleri, ellerinde bulunan enerji kaynaklarını kendi lehlerinde kendileri elde tutan ülkeler. O yüzden burada Amerika Birleşik Devletleri kendilerine göre çok uzun bir stratejik hamle yaptı ve kendi ellerindeki değerlerle yurt dışı bağımlılığını azalttılar. Böyle olunca ne oldu? Amerika bir anda petrol üreticisi olarak meseleye katılınca 140 dolardan 19 dolara kadar falan neredeyse düşüyordu. Ondan sonra petrol neyse arada bir yerde dengelendi. İşte biliyorsunuz 30 dolarların civarında dengelendikten sonra şimdi bugün itibariyle de 66 dolara geldi. Şimdi 2012 ile 2016 arasında petrol ihraç eden ülkelerin gelirleri %60 düştüğü için
Ülkelerde çeşitli siyasi ve ekonomik krizler çıktı. Bir tanesi Venezuela. Venezuela dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip ve ciddi bir petrol ihraç eden ülke. Onlar sekteye uğradı. Rusya sekteye uğradı. Aynı zamanda siyasi içeride karışıklıklar da çıktı birçok ülkede. İşte Suudi Arabistan, Yemen gerginliğini falan görüyorsunuz. Evet. Suudi Arabistan'da da gerginlik çıktı. Yani bütün neredeyse tüm gelirleri petrolden olan ülkelerde çok ciddi sıkıntılar meydana geldi. Norveç'te bir şey olmadı. Çünkü Norveç sadece petrolden gelir elde etmiyor ama çok ciddi petrol geliri elde ediyor. Ve petrol gelirini harcamamaya yemin etmiş bir ülke. Norveç petrol gelirini koyuyor bir fona. Norveç'in bir varlık fonu var. O fonda değerleniyor. O müthiş bir fonda. Dünyada istediği her şeyi satın alabilirler. Yani Norveç'te mesela yolda yürürken Ferrari falan göremezsiniz. Norveç'te konforlu yaşıyorlar. Lüks yaşamıyorlar. İşte petrol ihraç eden ülkeler ve neredeyse petrol, bizim gibi petrol ihraç eden ülkelerde böyle işte acayip acayip arabalara binmek, işte çok zengin olmak, petrol alıp satmaktan dolayı güç elde etmek falan, bunlar böyle revaçta işler gibi gözüküyor ama Norveç böyle yapmadı. Norveç yemin etti, dedi ki ben petrol çıkaracağım ama petrol geliri elde etmeyeceğim. Hatta sıkı durun, Norveç'teki birçok şehir hatları, işletmeleri ne kullanıyor biliyor musun? Elektrikli gemiler kullanıyorlar. Yani hiç petrol kullanmıyorlar. Dolayısıyla petrol olan bağımlılıklarını sıfıra indirmiş durumda. Biz öyle değiliz. Biz hala işte doğal gaz, işte petrol bizim olacak vesaire falan diye. Bunlar 60-67 yıl sonra ortada olmayacak kaynaklar bu arada. Yani Türkiye'nin geleceği için çok önemli kaynaklarmış gibi gözükse de değil. Ama bugün itibariyle baktığımızda bu Suudi Arabistan saldırısı dünya tarihinde ilk defa bu kadar ciddi bir arz kısıntısına yol açtı. Mecburiyetten dolayı, çünkü tesis yanıyor evet. İki tane. Ama hani fiyatların daha yükseleceği söylenebilir. Çünkü bu meta zaten azalıyor. Yani bu meta... O yüzden hep alternatif yakıtlar ile ilgili tabii konuşuyoruz. Tabii yani azalıyor ve kalmayacak ama bunun Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkelerde enflasyona doğrudan kötü bir şekilde katkıda bulunacağını söylüyorum. Çünkü petrol sadece değil, petrol ve türevlerini de kullanıyoruz işte. Plastikten tutun da işte sentetik bir sürü malzemeye kadar var değil mi bunlar? Dolayısıyla petrol fiyatları arttığı zaman otomatik olarak mecburen piyasa fiyatlarında da değişiklik olacak. Yani sadece akaryakıt fiyatlarında değil, petrol ve türevlerini kullanan bütün sanayilerde mecburen maliyet artışları olacak. Bunu da haber vereyim yani. Hocam şimdi siz de söylemiştiniz, yılın 3. çeyreğinde biraz toparlanma göreceğiz. Yılın sonunda daha pozitif rakamlardan bahsedeceğiz demiştiniz. Ama şimdi böyle bir şey oldu. Tabii. Önümüz kış, doğal gaz diyorsunuz, petrol fiyatları diyoruz. Etkenler nasıl hatırlarsanız, bizi etkileyecek? Cebimizi nasıl etkiler? Tabii hatırlarsanız ben TV100'de yayına başladığım günden itibaren hep bir şeyi söylüyorum. O da diyorum ki bu cari işlerme açığını kapatmakla ilgili çok övünüyoruz ama Allah korusun. Ya enerji fiyatları bir anda koşar adım giderse evet. Bu övündüğümüz işle ilgili tersine işler olacak diye işte geldi. Yani sonuçta ama şöyle diyeyim size. Eğer bu İran'a saldırıyı hedefleyen bir harekatın ikinci, üçüncü adımlarıysa o zaman önümüzdeki günlerde petrol fiyatları ile ilgili daha acıklı haberler, daha sert yükselişler görebiliriz. Çünkü İran devriminde petrol kapandı, petrol tesisleri işte o zamanlar şeydi. Şimdi Bender Pehlevi oldu çünkü ondan sonra özür dilerim, o zamanlar ismi Bender Pehlevi'ydi. Şimdi Bender Hümeyni oldu, ismi değişti. Oradaki çok ciddi petrol rafinerileri, petrol tesisleri vardı. Onları kapatınca 5.7 milyon varil günde azalma oldu. Şimdi 5.9. Ama o günden bugüne tabii petrol üreten ülkelerde de ciddi bir tesisleşme oldu vesaire. Yani o günün petrol talebiyle bugünün petrol talebi arasında tabii dağlar kadar fark var ama ciddi bir üretim kaybıdır. Onun da altını çizmek istiyorum. Yani son 40 yılda bu kadar ciddi bir üretim kaybı görmedi dünya. Hocam şimdi konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da açıklaması var. Bir de izleyicilerimiz hatırlatma olması adına nasıl bir saldırı oldu diye iki tane haberimiz tabii. İkisi de ardı arda tabii. Girsin. Tabii. Üzerinden de Trump'ın bakalım. Açıklamalarından devam edelim. Tabii bakalım. Dostur, dostur ya Rab. Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri vuruldu. ABD'li yetkililer saldırının arkasında İran olduğunu ileri sürdü. ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı
Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var. Teyide bağlı olarak hedefi kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat krallıktan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Trump hareket koşullarını ise Riyad'dan gelecek cevaba göre belirleyeceklerini bildirdi. Başkan Trump ayrıca saldırıyla birlikte ABD'de petrol piyasasında dalgalanma olmaması için yedek stokların ihtiyaca göre kullanımına onay verdiğini kaydetti. Hocam şimdi Trump'ın haberini de ekranlara getirdik. Ne yapmaya çalışılıyor burada? Vallahi İsrail bile yapmış olabilir bunu. Yani sonuçta herhangi bir maliyet düşünmeksizin İsrail'in İran'ı nasıl diyeyim bertaraf etme emeli zaten en başından beri devam ediyor. Dolayısıyla bizim hemen güneyimizde bir Kürt koridoru açma planları vardı. Türkiye bir kimsenin menfaatine herhangi bir şekilde böyle bir koridora müsaade etmeyeceğini, çünkü terörden dolayı çok yandığını, 40 yıllık bir terör macerası içerisinde bunun PYD, PKK, ondan YPG, PEJAK hatta gibi terör unsurlarına destek vereceğini düşünerek bu koridora müsaade etmeyerek tam ortada orayı yardı geçti. Dolayısıyla İsrail arada İran'la kendi arasında bir Kürt koridorunun olmamasını, Irak'ın bu konuda çok zayıf kaldığını, dolayısıyla İran'ın tamamen bu Irak topraklarını kullanarak İran'ın İsrail'in üzerine gelebileceği konusundaki paranoyasını hala devam ettirdiği için, dolayısıyla bizim o bazı hesapları bozmamız, bu özellikle Kürt koridoruyla alakalı hesabı bozmamız, Kürt koridoru demiyorum, Kürt arkadaşlarım yanlış anlamışsınlar, terör koridoru diyorum ona. Çünkü yani bu ne bir Türk'ü, ne bir ondan sonra efendim Kürt'ü, ne bir İngiliz'i, ne bir Fransız'ı vesaireyi ben terör şeyle suçlamam, ama bu bir terör koridorudur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya bir siyasi boşluğu olan bir terör koridoru açmaya çalıştığını, İsrail'den de çok ciddi destek ve aynı zamanda mentörlük aldığını görüyoruz. Çünkü burada PKK'yı bizzat İsrail'in de örgütlediğine dair hepimizin elinde kanıtlar var. Yani artık bu tarihe mal olmuş işler. Ne yaptı o zaman? İsrail dedi ki ya bu böyle olmayacak, Türkiye'ye rağmen bir şey yapamayız, doğrudan bir sonuca gidelim demiş olabilir. Bakın çok net konuşuyorum. Dolayısıyla fakat ortaya tabii ne çıkıyor? İşte petrol ithal etmek mecburiyetinde olan ülkelerin bir faturası çıkıyor. İsrail de diyor ki bana ne ya, faturayı ödesinler. Ben diyor her gün öleceğime bir kere ölürüm daha iyi. Dolayısıyla ben burada şimdi İran'ı yok etmek mümkün değil ama İran'ı bertaraf edecek, kendi isteğime uygun bir rejimle idaresini sağlayacak bir metoda kavuşmak istiyorum demiş olabilir. Yani bunun için de zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten İsrail politikalarıyla eş güdümlü gidiyor. Çünkü evangelistlerle Yahudiler çok iyi anlaşıyorlar bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir evangelist çoğunluğu var. Bunlar olacak. Şimdi ne demeye getiriyorum? Yani bu daha böyle devam edecek. Bu ta ki İran'a müttefik güçlerin müdahalesini gerektirecek şartları sağlayana kadar. Çünkü İran'da sertleşecek büyük ihtimalle. Şimdi çok önemli. Önümüzde de seçimler tabii, var. İran Cumhurbaşkanı Türkiye'de biliyorsunuz. Türkiye'ye evet. Geldi. Orada acaba Sayın Cumhurbaşkanı ne konuşacaklar? Tabii biz istemiyoruz böyle şeyler. Yani İran'ın rejiminden çok mu hoşlanıyoruz? Yok canım, hiç hoşlandığımız falan filan yok. Yani, tuhaf bir şeyler. Yani orada neyle idare edildiğini bile anlamadığımız bir rejim var. Fakat doğal gaz ve petrol ithal ediyoruz. Mecburuz. Çünkü Türkiye'nin elektriğinin %42.4'ü doğalgazdan elde ediliyor. Herkes bunu bilsin. O yüzden yani böyle cesurane çıkışları falan evde denemeyin. Yani burada öyle Avrupa'da meslektaşlarımız çok öyle söylüyorlar ama yani bizim Rusya ve İran'dan doğalgaz almamız lazım. Sanayimizin değil mi çarklarını çevirebilmesi için kolay değil. Ha şimdi bir depomuz var çok şükür. Geçenlerde Sayın Bakan Berat Albayrak'la beraberdik. O diyor ki yani inanın diyor yani doğalgaz muslukları herhangi bir sebepten dolayı kapansa bile çok uzun süre idare edebilecek depolarımız oluştu. Çok şükür oluştu. Yoktu çünkü diyor. Ama yine de tabii ilelebet bu dengesizlik devam etmeme. Yani sonuçta bir şekilde ortaya çıkmalı. Ama ben anladım ki bunun geri dönüşü yok. Yani bu ısıtıldı buraya geldi. Burada bir şey kopacak. Yani sonuçta yani İran'ın şu anki rejimini, Kuzey Kore'nin şu anki rejimi
Hatta bazı ülkelerdeki rejimler, yani 21. yüzyılda çok uyuşan rejimler değil, İranlı arkadaşları bozulmasınlar. Neyle idare edildiklerini ben anlamıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. Orada bir tane işte dini lider var, bir tane cumhurbaşkanı var, ulusal muhafızlar var, cumhuriyet muhafızları bilmem ne vesaire. Yani bir iş yapacaksınız, kime konuşacağınız belli değil. O yüzden İranlılar da buna davetiye çıkardılar yavaş yavaş. Yani böyle hem kapalı bir rejim, hem ondan sonra sokakta insanları bir sürü mezalim uygula. Ondan sonra kadınları dünyanın her yerinde, Türkiye dahil, mezalim uygulanıyor. İran'da daha da fazla uygulanıyor. Ondan sonra bir de ki işte ben nükleer araştırmalar yapıyorum bilmem ne. Herkes yapıyor, ben niye yapmıyorum? Sen yapma kardeşim. Çünkü senin niyetin bozuk belli. Çünkü senin rejimin de bir tuhaf. Yaklaşımın da bir tuhaf. Yani Suudilerin sanki tuhaf değil mi? Onlarınki de tuhaf. Ama burada en tuhaf İran kalıyor. Dolayısıyla birçok ülke eğer İran'a bir şey yapmak istiyorsa tutup da aman durun diyecek olan ancak birkaç basiretli kişidir. Onun haricinde bütün dünya der ki bana ne alt ederlerse etsinler diye. Aynen böyle oluyor bakın. Çünkü dünya kamuoyunu karşısına almış durumda İran ve bunu değiştirmek için bir şey yapmıyor. Yani çünkü kapalı bir rejim. Yani şeffaf değil, serbest değil. Ondan sonra giyim kuşamlarından tutun da ondan sonra davranışlarına kadar, İslam anlayışlarına kadar gerçekten hani tuhaf. Yani o yüzden bu işin buraya doğru geleceği belliydi. Onlar bu tabii bunun Venezuela'ya da tesir ettiği anlar olacak. Çünkü orası da petrol ihraç eden bir ülke. Bunun Suudi Arabistan'a siyasi ve diplomatik şimdi olarak tesir edeceği yerler olacak. Yerler olacak yani bunlarda. Ama bu iş yani pişirildi buraya kadar geldi. Bunun dönüşü yok artık. Bu olacak. Belli o. Kafaya takmışlar. Bundan sonrası bu şekilde gidecek tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi siz hep diyorsunuz bunu, bütün yayınlarımıza da dile getiriyorsunuz. Dışarıda olan belirsizlikler eğer Türkiye'de, özür dilerim, eğer dolara etkilemiyorsa orada asıl tuhaf olan odur diyorsunuz. Şu an ama hocam bir yükseliş var dolarda. Şu an 5.73 seviyesinde seyir ediyor. Hı hı. Euro aynı şekilde 6.35 seviyesinde yükseldi. Şimdi bu yükselişler artık bir bunlara bağlantılı olarak 2020'den bahsetmek istiyorum. Bir de asıl konumuz, Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Enerji sektörü, doğal gaz diyorsunuz. Enerji sektörünün bankalara olan borcu derken şimdi bu durum, bu özel sektörün kalkınması için nasıl bir, yani şu an buna değinmeye gerek var mı? Yok, bir panik ortamı yani, var mı? Şu an bakalım neler oluyor, bir inceleyelim. Ancak yani şöyle diyeyim size, özel sektörün enerji bağımlılığı içerisinde olduğunu zaten görüyoruz. Özellikle konvansiyonel teknolojiler kullandığı için. Bunun tabii doğal gaz fiyatları üzerinde, ısınma üzerinde, efendim özellikle aydınlatma üzerinde ve makineleri çalıştıran elektrik enerjisi üzerindeki etkisini şu an itibariyle konuşmak biraz şey olur, moral bozmak olur. Bekleyelim. Acaba ne gibi kararlar çıkacak? Çünkü daha elektriğe biliyorsunuz hani doğal gaza zam geldi iki tane üst üste. Hani bir daha gelir mi? Onu i̇şte bekliyoruz. İşte o soru hemen akılda oluşuyor. Önümüz kış. Doğal gaz, işte elektriğe zam geldi çaktırmadan. Ondan sonra yok diyorlar. Var ama. Ondan, ya bunlar tabii üst üste gelebilir. Bu biraz bizim enflasyonla ilgili hesaplarımızı bozabilir. Ama hükümet de şunu der ki ben ne yapayım? Arkadaş bak dışarıda böyle şeyler oluyor. Benim suçum değil. Diyiverir yani. Merkez Bankası da ben ne yapayım işte. Yani elimden geleni yapıyorum ama talihsizlik. Dünyada petrol fiyatları yükseldi. Emtia fiyatları da bunun peşi sıra yükselmeye başladı. Yapacak bir şey yok. Talep enflasyonu yok ama maliyet enflasyonu şiddetlendi diyebilir. Yani her zaman bir sebep ortaya koyabilme ihtimali var. Onu söyleyeyim yani. Hocam cuma günü yayında, şimdi bankacılık sektörüne geçmişken konuda, cuma günü yayında dediniz ki faizlerin faiz indirimi beklentisi kredilere olan talebi erteleyebilir dediniz. Hı hı. Bunun üzerine de birçok soru geldi. Çünkü biz yaptığımız yayını biliyorsunuz hocam, linki aynı zamanda internet sitesinde, sosyal mecralarda da paylaşılıyor. İzleyicilerimiz yayından sonra tekrar izlemiş ve onun altı şu an sorularla dolu. İsterseniz hocam bir ne dediğinizi bir hatırlatma olması adına bir dinleyelim. Hadi hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Merkez Bankası 325 bas puan indirim yaparak faiz oranını %16,50'ye çekti. Faiz indirimi özel sektöre ve bankacılık sektörüne nefes alma olanağı sağladı. Ancak Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi bekleniyor.
Bu durumda kredi almak isteyen kişiler daha fazla faiz indirimi beklentisiyle bankalardan kredi çekmeyi öteler mi? Nazlı Bolak, Parasal'da Profesör Doktor Emre Alkin'e sordu. Alkin, faizin sürekli ineceği beklentisi tehlikeli dedi ve çok önemli uyarıda bulundu. Vatandaşta sürekli olarak faizler düşecek beklentisi olursa gidip kimse kredi almaz bankada. Bu beklentileri de doğru yönetmek lazım. Sürekli faizin düşeceğine dair bir beklenti piyasalarda kımıldama yaratmayabilir. Herkes der ki o zaman bak elimi koluma bağlayayım ben bekleyeyim. Nasıl Aralık ayında daha düşük faizle karşılaşacağım. Tehlikeli bu. Buna çok dikkat etmek lazım ya. Bunu da yönetmek lazım. Bakın önemli bir uyarıda bulundum. Belki bu uyarıda kimse bulunmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakıyorum sosyal medyadan, efendim televizyon kanallarından bir Allah'ın kulu bu uyarıda bulunmuyor. Faizlerin sürekli olarak düşeceği beklentisi insanları kredi almaktan imtina ettirir. Faizlerin sürekli olarak düşeceği beklentisi vatandaşın kredi talebini düşürür kısa vadede. Evet hocam. Anlatayım. Bir daha anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'larda Japon arabalarıyla Amerikan arabaları rekabette yarışıyorlar. İşte Japonlar işte ucuza satmaya çalışıyor. Amerikan arabaları biraz pahalı kalmış. O zaman Amerikan markaları diyorlar ki her kim ki diyor benden Jeep alıyor. Bu SUV dedikleri işte Jeep. Ona 5000 dolar indirim yapıyorum diyor. Vay falan çok iyi. Baktılar ama fazla da talep olmamış. Demişler ki 10 bin dolar yaptık bu sefer. Bir hafta sonra 12 bin dolar demişler. Vatandaşlık hareketi şu olmuş ya bunlar her hafta indiriyorlar zaten. Bekleyelim nereye kadar iner diye. Talepler korkunç bir sertlikle aşağı düşmüş. Şimdi sürekli olarak önümüzdeki dönemlerde faizin ineceğine dair bir beklenti varsa sokaktaki vatandaş da der ki abicim ne acelem var zaten bak mal orada duruyor kimse de almıyor diyor. Ben kendim için söyleyeyim yani arabamı değiştirecektim vazgeçtim. Niye? Çünkü sürekli faizin düşeceği beklentisi var. Hı hı. Arabalar da bu arada pahalı. Yani döviz kurunun yükselmesi sebebi geçen seneden bu seneye belki biraz düşmüş gibi gözükse de işte maliyetler eklendi, ÖTV'de herhangi bir indirim olmadı. Herkes araba talebine, otomobil talebini erteledi. Niye erteliyor? İki sebepten dolayı. Bakın diyorum ki 100 bin liralık bir araba almak isteyen kişi bilsin ki bunun 42 bin lirası vergi. Tamam mı? 42 bin lirası. Yani 58 bin liranın çıplak fiyatı 42 bin lira vergi. Bunun üzerine de deyin ki 4 yıllık bir kredi aldınız. 150 bin liraya geliyordu. Yani 58 bin lira çıplak fiyatı olan bir arabayı vergiler üzerine kredi aldığınız zaman 150 bin liraya geliyordu. Şimdi biraz daha düştü belki işte 145 bin liraya geliyor. Vatandaş diyor ki faiz düşecekse biraz daha bekleyeyim. Niye diyor yani bu araca benim demek için ödeyeceğim maliyetin düşmesini beklemem. Benim için diyor doğal bir harekettir diyor. Sonuçta bekleyecek vatandaş. Yani ta aralığa kadar erteleyebilir. Niye? Çünkü Ekim ve Aralık'ta Merkez Bankası'nın iki tane daha değil mi? Toplantısı var. Bu toplantıların sonucunda faiz yine düşmeye devam edecekse benim gibi iktisatçıların söylediği gibi %13-14'lük bir fonlama maliyetine kavuşacaksa bankalar niye adam beklemesin yani? Bekler. Ayrıca konut kredilerinde biliyorsunuz neredeyse mevduat faizine kadar inmiş olan. Yani hem konut alışını hem de otomobil alışını ve diğer tüketim talebini erteler. Patlamadın ya der ya iki ay daha şu telefonla devam et der. Arabanda da iki ay devam et der. Yani benim çok etrafımda arkadaşım var. Hanımefendi, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Onlar diyorlar ya aracım çok sorun çıkarıyor ama ya bekleyin ya ne olacak ya işte iki ay daha falan. Şimdi biraz daha denk geliyordu diyor desin yönetim yönetmenimiz. Yani denk geliyordu. Şimdi biraz daha indi. Fakat dediğim gibi kamu bankaları bando mızıkayla anlatırken faiz düşüşünü çünkü devlet politikasını onlar tanıtmak zorundalar. Özel bankalar böyle yapmazlar Nazlı Hanım. Özel bankalar zaten bir faiz düşeceğinin beklentisi içine girmişlerse ufak ufak indirirler zaten. Yani daha faiz düşüşü açıklanmadan zaten bunu indirdiler. Yani dolayısıyla eskisine göre aslında daha düşük ihtiyaç kredisi faizleri, daha düşük otomotiv kredisi faizleri, işte taşıt kredisi diyorlar. Daha düşük konut kredisi faizleri var zaten. Var yani, yok değil. Kıyasla. Kıyasla ama bunu da tabii ki hazineciler karar veriyor. Bankalarda bir hazine departmanı vardır. Bu hazine departmanı gün içerisinde bütün işlemlerle alakalı bilgi sahibi olur. Onlara de ki bakın elimizdeki kaynağın maliyeti bu, kompozisyonu bu, senin vereceğin kredi bu falan diye. Yani mevduat ve diğer kaynaklardan elde edilenleri karşılaştırır. Ona göre tüketiciye işte ticari krediye, kurumsal krediye ne faiz
verileceğini riske göre tabii hesaplar ve söyler. Üstüne de işte artık sahada olan elemanın o firmayla ilgili, o şahısla ilgili riskleri de falan devreye girer. Yani benim gördüğüm kadarıyla %13-14 civarında bir fonlama maliyeti olursa Aralık ayında, hı-hı, Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun 4 puan üstüne koyarak başlar hayata bankalar. Başka türlü zaten kâr edemezler. Kârdan feragat ederler. Hani o da çok gerekli bir şey değil. Dolayısıyla 18'lik faizleri ben kastediyorum. Büyük ihtimalle konut kredisi faizleri bundan düşük olacaktır. Otomotiv bunun etrafında dolaşacaktır. Ticari krediler biraz yukarıda olacaktır. Kurumsal krediler de artık aradaki pazarlığa bakar. Dolayısıyla %20'nin altındaki kredilere hazır olalım. Ama bu dediğim gibi seçilmiş olan müşteriye verilecek olan krediler. Bu da tabii şunu yapacak. Yani vatandaş da beklediğim kadar düşmedi. O zaman vazgeçtim diyebilir vatandaş. Ne yapayım ya, acelem de yok şimdi, elimdeki araba da güzel. Ben de öyle yaptım. Ben dedim ki ya elimdeki araba gayet güzel, nefis. Ondan sonra temiz de bakıyorum ben zaten aracıma. Her zaman temiz bakarım. Ondan sonra herkes şaşırır. Ondan sonra çünkü işte aslan yattığı yerden belli olur diye laf var. Yani böyle çok kötü kullanan insanlar var. Onu leş gibi kulak kullanan, işte yıkaması, temizlik. Böyle bakıyorsun araya, ne var ya, bir şey yok diyorsun. Hadi yola devam, bir sene daha böyle giderim diye. Olur böyle şey. Yani talep ertelemesi vatandaşın sadece bir şeyden ikna olmasına bakar. Yani der ki ortam iyi değil, param cebimde kalsın. Şimdi lüzumsuz yere kredi almaya gerek yok. Ta ki piyasa bir canlılık gösterir. Bu kredi faizlerinin düşmesiyle beraber vatandaşta da bir talep uyanışı olur. O zaman işler değişir. Biraz hani nasıl diyeyim, enflasyona biraz katkıda bulunsa da büyüme canlanır. İnsanlar iş bulmaya başlar. Piyasaya moral gelir. Likidite biraz bollaşır. O zaman başka bir senaryo konuşuyor. Ama şu anki senaryoda faiz indirimlerinin sadece ticari ve kurumsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına büyük fayda sağlayacağını görmekle beraber vatandaşta böyle aman aman bir talep canlanışı yaratacağını ben pek düşünmüyorum. Konut farklı. Konut bizim çılgınlık alanımız. Yani konut kredisi konut bizim çılgınlık alanımız. Onu yazabilirsiniz. Yani konut bizim çılgınlık alanımız olduğu için onu herhangi bir mantık aramak çok mümkün değil. Yani insanlar başlarını sokacakları bir ev aramakla beraber hala böyle gözleriyle şeyi kesiyorlar. Acaba içinde oturmasam da yatırım amaçlı alıp kiraya vereceğim bir ev olur mu diye. Onun da hesabını iyi yapsınlar. Ama böyle dediğin gibi tüketim talebinde, özellikle harcı alem mallarda, yani almasam da olur tarzında diyeceğimiz mallarda böyle çok ciddi talep oluşacağını düşünmüyorum. İlk önce herkes çılgınlık içerisinde olan işte konut ve otomobile doğru yönlenecek. Onun için de bazı şartlar var ama diğer taraftan bazı taleplerin erteleyeceğini düşünüyorum. Zaten bunu piyasadan alıyorum ben. Yani nasıl diyorum işte, ya hoca işte diyor geçen seneye göre hani çok iyi değil. Hani ondan sonra hani geçen sene Ağustos'ta bir dayak yedik ama hani yemeye de devam ediyoruz diyen sektör çok. O yüzden ihracat bizim en önemli kurtuluş alanımız. O yüzden hani iç talepten çok dış talebe destek veren şekilde yola devam etmeliyiz. Ama faiz oranlarıyla alakalı tekrar ediyorum. Sürekli bir şeyin düşeceğinin beklentisi, fiyatının düşeceği beklentisi onun talebini düşürür. O yüzden şimdi önümüzdeki sürekli olarak bence banka şubelerini arıyordur vatandaş. Ne oldu? Düştü mü faizler? Niye düşmedi? Ne zaman düşecek? Vesaire bu soruları soruyorlardır, değil mi? Yani soruyorsunuz diye tahmin ediyorum bunları. Zaten faiz indiriminin hemen ardından kamu bankaları yine bir indirimde bulundu. Buna bağlantılı olarak hocam bize gelen sorulardan biri. Aynı zamanda da ben de takip ediyordum. Bu hafta sonu konu hakkında da başka haber kanallarında bunun haberi de yapıldı. Kredi kartı borcunu gidip ihtiyaç kredisi çekip kapatabilme olanağından bahsediliyor şu an burada. Onun dönemi mi diye sorular var hocam karşımızda. Hadi. Malum şu an hatta bir izleyicimiz karşımda şu an soru. Borçlandığım bir dönemdeyim. İhtiyaç kredisi alıp hemen bu işi bitireyim mi hocam? Şimdi bir soru ya. Dayanamayacağım soruyu. Evet. Kredi kartıyla alakalı problem yaşamış olan bir müşterinin hiç problemsiz bir şekilde tüketici kredisi alması mümkün mü? Çok güzel soru. Mümkün değil. Evet. Ha, şöyle bir delilik içerisinde olabilir kişi. Çok açıldım, saçıldım. Ödememle alakalı bir problemim yok. Ancak ileride problem olacağını düşünüyorum çünkü gelirim buna yetmeyebilir. Sıkıntıya düşmemek için bir daha tövbe ettim, bu şekilde harcamayacağım, bu şekilde alım yapmayacağım çünkü ev taşımıştım vesaire falan.
Dolayısıyla 3 yıllığına bu ev için yaptığım, üsbaş için değil ama ev için yaptığım yatırımları vesaire ben tüketici kredisiyle finanse ediyorum diye. Zaten problemi olmayan ama sadece belli bir amaç için biraz fazla açılmış harcamalarında bir bireyi pekala tüketici kredisiyle kollamak mümkün. Ama sürekli olarak ödeme sıkıntısı içinde olan ve bordrosuyla harcadıkları arasında pek bir bağlantı olmayan, gelir saklayan kişilerin tüketici kredisi alıp kredi kartı harcamalarını kapatmaları da çok uygun bir şey değil. Yani kredi kayıtlarında onların kredi dereceleri herhalde çok düşük duruyordur. Ve arzu ettikleri tüketici kredisi meblağını alacaklarını da zannetmiyorum. Dolayısıyla bu konuya artık bankalar çok ciddi bakıyor. Çok ciddi baktıklarından dolayı bence sadece ve sadece kredi kartı borcunu ihtiyaç kredisiyle kapatabilecek insanları tarif etmiş oldum size. Daha önce bir problem yaşamamış ya da çok büyük bir problem yaşamamış. Sadece mevsimlik, anlık bir şekilde çok açılmış harcamalarda fakat bu harcamaların önemli bir kısmı yıllarca ona konfor sağlayacak harcamalar. Dolayısıyla bunu 3 yıla indirebilir. Kredi kartı çünkü taksit sayısı yetmemiştir. Gider bireysel krediyi çeker, kredi kartını kapatır, 3 yıl boyunca onu öder. Olabilir bu. Bu olabilir. Ama onun haricinde sürekli zaten sorun yaşayan bir kişinin zannetmiyorum ki bir tüketici kredisini rahat rahat çekebilmesi mümkündür. Hocam Haziran dönemi, çok özür diliyorum, Haziran dönemi işsizlik oranı açıklandı. %13 olarak geldi. Genç nüfusta işsizlik %24.8. Geçen sefere göre kıyasla, şimdi açıldığı zaman ben de daha net verileri sizlerle burada paylaşıyor olacağım. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Haziran ayında daha sizin daha pozitif bir rakamınız vardı. %13 çok mu? Çok. Evet. Yani şöyle, her zaman söylediğim gibi bu işsizlik platosu denilen hepimizin çok hani meraklı olduğu, düşünmeye meraklı olduğu bu rakamı biz %9,5'a herhalde 2024-2025 yılına kadar falan düşüremeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Çünkü sektörlerin tamamı önemli bir devinim içerisinde. Bu arada hani mevsimlik olarak bile işsizliğin şu an düşmediğini gösteriyor bu rakam. Ha, bu ne demek? Türkiye'de bir büyüme var da işsizlik düşmüyor değil. Demek ki Haziran ayında da böyle bir rakamla karşılaşmışsak bu da tamamen zaten eksi büyümenin bir sonucu. Yani aslında Türkiye resesyonda. Yani bana kimse şunu iddia edemez ki özellikle işsizlik rakamları da bunun sağlamasını yaptı. Efendim bir önceki döneme göre ama bir önceki çeyreğe göre büyümüş. Dolayısıyla Türkiye teknik olarak resesyonda değil. Ya da Türkiye resesyonda ama teknik resesyonda. Ya bırakın Allah aşkınıza, yani şeyi, teşhisi doğru koyalım hastalığın. Türkiye resesyonda. Türkiye geçen senenin aynı dönemlerine göre eksi büyüme sağlamış ve bu da 3. çeyrekte başına gelenler sebebiyle oluşmuş ve hala bunun da yan etkileri devam ediyor. Şimdi eğer biz Temmuz, Ağustos, Eylül dediğimiz o 3. çeyrek döneminde biraz toparlanmışsak bunun da işaretini gelecek ay bugün sizin de işsizlik rakamlarından göreceğiz. Ama Haziran ayında bile işsizlik rakamında öyle ahım şahım bir düşüş olmaması, çünkü geçen sene, geçen ay galiba 13.01'di. Şimdi açıldı hocam, 13, evet. Ya 13.01'di ya 13.01'di. Şimdi bu tabii hoş değil. Yani demek ki Türk iş dünyası Mayıs'ta 12.8. Evet. Haziran'da 13. Yani orada bir yükselme var. Olmuyor yani. Mevsimsellikten dolayı olmuyor, siz... olmuyor. Bu model, yani bu model işsizliği düşürmüyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani tamamen bir inşaat. Turizm yükseliyor. Nasıl olsun, işsizlik? Olsun. Demek ki çok korkunç sayıda insan inşaatta çalışıyormuş. Ondan sonra inşaat sektörünün durmasıyla beraber bu böyle olmuş. Yani bir ekonomiyi tamamen inşaat sektörüne dayandırarak yürürseniz sonuç bu. İşte devlet ihale verdiği zaman inşaat var. Devlet ihale veremediği zaman, para ödemediği zaman şantiye duruyor. Vesaire vesaire. Bir de birçok bankamatik insan çalışıyormuş. İşte belediyelerde, katma bütçeli idarelerde vesairelerde. Şimdi onlar da yavaş yavaş işten çıkarılıyor. Onda iki seçim arası işe alınmış olanlar da var. Onları da görmüş olduk.
Ondan sonra dolayısıyla yani şöyle diyeyim, bir ihtiyari işsizlik var. Yani gençler artık çalışmak istemiyorlar bu tip işlerde. İkincisi zorunlu işsizlik var. Mevsimlikten dolayı kaynaklanan. Diyorlar ki arkadaş 3 aydır kontratımız, kusura bakma sana iyi günler deniyor. Ama genellikle sektörlerin de bir dijital transformasyonu var. Dijital dönüşümü var. Daha az sayıda insanla çalışıyor. Daha geçen de bir sanayici dedi ki bana 5000 kişiyle çalışıyordum. 2000'lerin başında 2000 kişiye düştü. Şimdi diyor 530 kişiyle çalışıyorum diyor. Yani artık fabrikalarda da robotlar işçi oldu. Ustabaşı yapay zeka olmaya başladı. Bizim bu dönüşümü inşaatta falan başarmamız mümkün değil. Yani unutun gitsin onu. Bizim tamamen çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapan bireyler yetiştirmemiz, yazılımcı yetiştirmemiz lazım. Mesela Huawei, anlattım size, 25 bin tane yazılımcı çalıştırıyor şirkette yani. Onlar da bir tane kampüsün içerisinde. Ya Türkiye'de 25 bin kişinin çalıştığı bir tane iş yeri varsa bana söyleyin. Yok, yok öyle bir iş yeri. Ancak bir üniversite olabilir öğrencilerle falan. Yani dolayısıyla demek ki yapılabiliyormuş bunlar. Yani sadece böyle şey var. Yani mesela bir tane bakanımız vardı. Bugün bakan değil. Hani eğer beni dinliyorsa alınmasın. Ya Emre'cim bizim Türkiye'de Silikon Vadisi falan tutmaz. Ya dedim siz bunu nasıl diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde çok inanılmaz işler yapan insanlar var. Peki hala Türkiye dedim. Zaten Silikon Vadisi'nin modası geçti. Hala kafası orada kalmış. Ama diyorum ki Türkiye'de müthiş işler yapan insanlar var. Türkiye'de müthiş işler başaran kurumlar var. Siz o kurumlarla yan yana gelin. Ve artık böyle efendim meslek liseleri açarak veya eğitimin kalitesini düşürüp de işte siyasete bundan bir şey devşirebilir miyiz diye bakma işlerini falan bir kenara bırakın. Tamamen tam tersi çarpıcı, sıra dışı, marifetli, iyi eğitim görmüş, ahlaklı bireyler yetiştirmemiz lazım bizim. O yüzden Milli Eğitim Bakanı'na da buradan sesleniyorum. Yani bu proje uzun soluklu bir proje, farkındayım. Önemli bir işe başladınız. Allah yardımcınız olsun ama bu işsizlik rakamlarını sizin eğitim politikasıyla düşürmek çok zor. Yani burada hakikaten meslek liseleri falan filan bunları ortadan kaldırın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan şeyler irfanı hür, vicdanı hür insanlar yetiştirme. Yani vicdanı hür bırakmıyorsun. Habire ondan sonra dinle alakalı bir şeyleri zorunlu tutuyorsun ama diyorsun ki işte felsefe dersini almasa da olur. Olur mu ya böyle bir zihniyette bir yere gidilmez. O yüzden teneffüs vakitlerinin arttırılmasına çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocukların bir nefes alması lazım. Çocukların insan gibi yaşıyor oldukları lazım. Çok emek veriyor Milli Eğitim Bakanı ama diyorum ki gelecekte bazı şeyler var. Tamam mı? Bu hani siyasi erkeği ikna etmek için mecburen konmuş şeylerle ileriye gidemezsiniz. Bunu başaramazsınız. Yani hani ben bir şey yapmak istiyorum ama şuralardan feragat edeyim. Yoksa siyaset bana ters bakar düşüncesi içerisinde olursak o zaman olmaz. Çünkü yani siyaseti bugün yapan kesim böyle çok böyle yüksek eğitimli ve bir kesim değil. Yani dünyanın hiçbir Trump'ın halini görüyorsunuz. Yani şimdi adamın istekleriyle değil mi? Dünyanın gittiği yer uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Şimdi dolayısıyla burada özellikle Milli Eğitim Bakanı konumunda olan insanların çok dikkatli olması lazım. Çünkü gelecekle alakalı yapılan bir hata çok devasa büyük çarpıklıklara yol açabiliyor. O yüzden dediğin gibi temel bilimlerde çok güçlü, yabancı dili çok iyi bilen, sportif kabiliyetlerini güçlendirmeye çalışan, çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aynı zamanda artistik kabiliyetlerini yani sanatsal kabiliyetlerini arttırmaya çalışan, bu sayede de tasarımcı olmayı başarabilen, yaratıcı olmayı başarabilen ve özgür. Tamam mı? Yani öyle şey kafama göre ondan sonra işte falanca okula böyle bir müdür atadım falan da olmaz bu işler. Yani bütün müdürler, bütün eğiticiler ve çok ilerici, çok çağdaş, çok medeni 10-20-30 yıl ileriyi gören insanlar olmalı. Öyle Atatürk'le falan ilgili tartışma falan açmamalı. Yani bunlara gerek yok. Tamam mı? Aynı zamanda peygamberimizle alakalı da tartışma açmamalı. Ya bunları geride bırakın artık. Bu insanları vicdanlarıyla, ahlaklarıyla ve nasıl diyeyim eğitimleriyle iyi bir yere taşımaya çalışıyoruz. O yüzden bence bir Milli Eğitim Bakanı Türkiye'deki tüm liselere ve tüm ilkokullara atanan müdürlerin eşkalinden haber olması gerekiyor. Kimmiş bu diye. Yani dolayısıyla ne kadar doğru düzgün insanları atarsak oraya, ne kadar Cumhuriyet'in ilkelerine ve insanların vicdanlarına ve inançlarına saygılı insanlar koyarsak oraya, o zaman çok daha ileri gideriz. Olmadı bu işsizlik rakamı böyle kalır burada. Çünkü gençler kendi kendilerine yetmeye başladılar. Şimdi söyleyeyim, 2027 yılında Sayın Bakanım size de bunu söylüyorum. 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bordroda çalışmayacak olan, freelance çalışacak olanların sayısı
bordrolların üzerine geçecek. Evet. Türkiye Cumhuriyeti 2030 yılında bunu yaşayacak. 2032 yılında en geç yaşayacak. Dolayısıyla biz kabiliyetleri çok yüksek bir nesil yetiştirmek zorundayız. Kabiliyetleri çok yüksek bir nesil ne yapacak? Kendi işini yapacak. Kendi tasarımını satacak. Kendi sanatından konuşturacak. Zengin olmaya uğraşmayacak bugünküler gibi. Ne yapmaya çalışacak? Ben diyecek ki kendi yaptığımla mutlu olan, kendi kendime yeten bireyler, öyle dolar, euro falan konuşulmayacak. Kripto paralar konuşulacak o zamanlarda. İnsanların yaptığı iyilikler, insanların tüm değerleri başka bir alışveriş değerine dönüşebilecek. Sayın Bakanım lütfen, buraya doğru gidiyoruz. O yüzden burada dediğin gibi ahlakı sadece dinle vermeye çalışırsak olmaz. Çünkü o dinimizi de güzel öğreten insan sayısı az. O kadar çok lise var. Ama bak, dinle alakalı bir sürü dogmatik, hiç alakası olmayan, dinimizle alakalı bir sürü, değil mi? Evet. Yayın yapılıyor ve bunlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bizim vicdanı hür, irfanı hür, özgür ama çarpıcı, sıra dışı, marifetli işleri yapacak, değil mi? Yüksek kalitede eğitime sahip olan bir nesli yetiştirmemiz gerekiyor. Bundan emin olalım biz. Yoksa o günkü siyaseti, bugünkü siyaseti, yarınki siyaseti memnun etmek için şunlar şurada kalsın, bunlar burada kalırsa bana laf etmezler, en azından ben büyük planımı gerçekleştiririm diyerek bu iş yapılmaz. Tamam mı? Yani çünkü o büyük planı, o güzel planı, büyük plan derken kötü anlamda söylüyorum. O güzel planı, yani Türkiye'nin gençlerini 21. asrın en önemli gençleri haline getirecek olan büyük planın, ondan sonra o iki tane unsur, üç tane unsur bozar. Gitmez ileriye iş. Hay Allah, niye olmuyor deriz ondan sonra. O yüzden buradan sesleniyorum saygıdeğer bakanıma. Diyorum ki irfanı hür, vicdanı hür, özgür gençlerle biz hakikaten çok işler yapabiliriz. O yüzden bir bakıyorsunuz genç nüfusta işsizlik oranı %24.8. Olur tabii. Yani bir kere bir. Hocam tüm dünyada yani, Türkiye genç nüfusunla tanınıyor. Evet. Genç nüfusu çok fazla deniliyor. Hatta eskiye göre artık o gençler de biraz yaşı büyüdü deniliyor. Yani genç nüfusu bu kadar çok olan bir yerde, bir ülkede bu rakam nasıl böyle yüksek geliyor? Vallahi ben size söyleyeyim. Biz gençleri sevdiğimizi iddia ediyoruz. Gençleri falan sevmiyoruz. Genç derken benden genç olanların tamamını kastediyorum. Siz dahil yani. Ya bir dinleyin, oturun, çocuklar ne diyor? Sus, otur, dinleme. Ondan sonra ben hiçbir gencin yaşlı nüfusla karşılaştırıldığında yaşlı nüfus kadar vahşi, kaba, çevreye onunla duyarsız olduğunu görmedim. Gençlerin umumiyeti genellikle çevreye hassas, insana hassas, tamam mı? Kötü şekilde yetiştirilmiş olanlar bile vicdanen kendilerini kötü hissediyorlar, değişmek için çaba gösteriyorlar, kimisi gösteremiyor vesaire. Ama bizi kusura bakmayın, yaşlı nesil biraz vahşiler. Niye? Çünkü onlara hayat vahşi davranmış. İşte büyük savaş görmüşler, efendim işte 1980'leri görmüşler. Şimdi benim karşıma çıkıp bazı efendim sağ görüşlü aydınlar biz neler çektik biliyor musun dediğinde, ben de onlara diyorum ki sen biz neler çektik biliyor musun? Biz sizin kadar bağırmıyoruz ama. Bizim de evimize 1980 darbesi olduğunda her gün evimize jandarma polis geldi. Geldiler. Örgütsel doküman aradılar. Gencecik annem, gencecik babam. Bizler küçücüğüz yerden, ondan sonra şu kadar bitme iki kişi Kerem Alkin'le beraber. Bizim evimizde babam sosyal demokrat, sol görüşlü diye bize de eziyet ettiler. Her sabah, her sabah gel, her sabah git. Ondan sonra karakolda ifade ver. Acaba başına bir şey gelir mi? Babam acaba akşam eve dönerken öldürülür mü korkusuyla yaşamış bir çocuk olarak ben size söylüyorum bunu. Sadece onlar çekmedi, biz de çektik bunları. O yüzden bu işleri bıraksınlar. Tamam mı? Onların acıları var, bizim de acılarımız var. Ama biz vatan sevgisiyle bu acıların üzerinden geçtik. Kimseyi de ötekileştirmedi. Dolayısıyla bunları yapanları affetmiyoruz. Ama bizimle beraber bu muameleye maruz kalanları kol kanat gerdik biz. Kendi üniversitemden istifa etmek zorunda kaldım. Sadece mütedeyyin kesime yapılan şeyler için. Fenalıklar için. O yüzden eğriyle doğruyu ayırt edebilen bir nesil olduğum için şükrediyorum. Ama herkes böyle değil. Herkes böyle değil. Herkes bir kin içerisinde, nefret içerisinde. Sonuçta bu eğitime de yansıyor. Eğitime yansıdığı için gençleri de sevmediğimizi, ondan sonra çok net bir şekilde gösterdiğimiz için gençler de bizi sevmiyorlar. Gençler bize güvenmiyorlar. Sevmiyorlar da güvenmiyorlar. Diyor ki bunlar deli gibi çalıştılar. Bak ortaya koyduklarına bak. Memleketin durumuna bak diyorlar.
Karşılıklı bir beğenmeme var galiba. Diyor ki kendinin diyor daha özgürlüğünü ispat etmemiş diyor. Enerjide dışa bağımlı, ithalat diyor. Korkunç ithalat yapan, üretimde %85 diyor dışa bağımlı. İhracatçısına iyi davranmayan, yeni bir şey üretene, yeni bir fikir üretene sürekli dövmeye çalışan. Çünkü eski fikri müzeye gönderecek diye. Böyle bir nesil geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra retorik tavan yapmış. Bir hafta önce bir siyasetçi bir şey söylüyor. Bir hafta sonra yok ben onu söylemedim diyor. Pazar günü kayyum atanacak deniyor. Yok öyle bir şey ben demedim diyen siyasetçiler var. Ondan sonra bir tane baro başkanı da diyor ki şu olursa ondan sonra döviz 2 lira düşer. Şimdi böyle bir ülke atmosferinde gençler de diyor ki ya arkadaş bunlar bize hiç dönüp bakmıyorlar. Bizimle hiç ilgilenmiyorlar. O zaman ben gider kendi başımın çaresine bakarım. Burada da çalışmam diyor. Çalışmadığı için de. Ondan sonra da beyin göçü diyoruz. Ondan sonra %24.8'lik işsizlik oranının gençlerde sebebi bu. Sadece gençlerin işsiz kalması değil. Hocam %5.4 puan artmış. Tabii sadece gençlerin işsiz kalması değil. Bakın bu sadece bu iktidarın değil. Tam 40-50 yılın kabahati bu. Eğitimin güzelliğini parası olanlara veren bir nesille başladık biz bu işe 1970'lerde. Sonra ara acayip açıldı. Bu sefer yeni gelenler de siyaset olarak eğitimin kalitesini üst seviyeye getirmek yerine eşitliği üsttekini aşağı indir, aşağıdakini biraz yukarı çıkar, ortalarda bir yerde buluştururuz demeye başladılar. Böyle olmaz. Yani mihenk taşı olarak alınacak yer eğitim kalitesinin en üst seviyesi. Sen bütün liselerde, bütün ilkokullarda en üst seviyedeki eğitimi verdirebilecek şekilde organizasyon kurmalısın. Ortalarda bir yerde... kişiye vermek lazım. Tabii. Gittiği okul bravo. Değil. Ortalarda bir yerde buluşturamazsın kimseyi. Ortalarda bir yerde buluşturma hakkın yok zaten senin kesinlikle. Hocam Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. Ben bundan daha önce bulunduğum bir kuruluşta bütün üniversiteleri gezdim. Bütün gençlerle konuştum Türkiye'de. İnanın ama inanın gençler sizin dediğiniz gibi o kadar ileriye dönük, o kadar pozitif hayalleri var ki ve hayallerle birlikte de yapmak istedikleri o kadar çok şey var ki ama hepsini söylediği tek ortak bir şey vardı. Yaratıcıyız, fikrimiz var ama imkan yok. İmkan derken dedim ki paradan, maddi yatırımcıdan mı bahsediyorsun? Tabii evet, bu da bir problem. Ama asıl söyledikleri fikirlerini kısıtlayıp yani kısıtlanan bir ortamda bulunmaların olduğunu söylediler. Bunu artık 2019'dayız, 2020'ye geçeceğiz. Hedeflerden bahsediyoruz. Siz de üniversitenizde de profesör olarak özellikle gençlere buradan söyleyebileceğiniz daha pozitif bir mesaj var mıdır? Var, var. Var. Çünkü çok karamsar şeyler konuşuluyor. Tabii, artık biraz var. Daha pozitife ihtiyacımız var diye sevgili, düşünüyorum. Sevgili çocuklar, sevgili evlatlar, hepiniz evladımızsınız. Biz üniversitede bize emanet edilen çocukların hepsini evlat diye görüyoruz. Geçenlerde ondan sonra böyle biraz haşarı bir öğrencimiz var. Onunla ilgili araya giren bir siyasetçi oldu. Dedim ki ya hiç şey yapmayın. İyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla, yanlışıyla, doğrusuyla bunların hepsi evladımız bizim. Biz kazanmaya çalışıyoruz kişileri. Kaybetmeye değil. Evladım. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Biz kafayı yanlış işlere taktık. Mesela zenginleşme modelinde ben böyle bir şey seçmedim ama etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım, efendim kendini çok müthiş zengin sanan, ondan sonra ama dünya zenginliği arasında çok büyük bir hani payı olmayan ondan sonra tanıdıklarımızın yaptığı hataları yapmayın. Siz kendinizi geliştirmeye bakın. En iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırım. Yani para kazanmak sizin amacınız olmasın. Bakın Bill Gates ve rahmetli Steve Jobs, yani en büyük yat benim olsun diye çalışsalardı bu işleri hayatta yapamazlardı. Çin'deki Huawei'nin sahibi olan, ortaya çıkan adam %99 hisselerini çalışanlarına vermiş. Çünkü parayla mesut olmayacağını anlamış. Ne yapıyor? Dünyaya çarpıcı, sıra dışı, marifetli bir üretim modeli koymuş ortaya. Yani bunlarla mutlu olun çocuklar. Para hemen arkasından geliyor zaten, inanın. Kendi kendinizi yetecek kadar, kimseye muhtaç olmayacak kadar kazanın. Sizden daha mutlusu yok. En büyük mutluluk özgürlüktür. Siz özgürlüğünüze bakın. Kimsenin eline de bakmayın. Ha başınız dik olsun ama dik başlı olmayın. Bunu kim söylemiş biliyor musunuz? Bizim üniversitenin kurucusu Altınbaş ailesinin babaları Mehmet Altınbaş. Demiş ki yani doymak için yiyin, dik başlı olmayın ama başınız dik olsun. Başınızın dik olması için de kimseye muhtaç olmayın gençler. Muhtaç olan insanlar ancak maalesef
sağa sola doğru kaykılırlar ve inanın ki tarafları hiç belli olmaz. Sabit fikirli olurlar. Siz sakın sabit fikirli olmayın. Kendinize yatırım yapın ama safınız vatan olsun, safınız millet olsun, safınız insanlık olsun ve şahsi çıkarlarınız için Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi sakın toplumsal menfaatleri erozyona uğratmaya, oraya mütecaviz bakışlar atmaya, hatta onları yok etmeye falan kalkmayın. Yani dolayısıyla size verdiğim düstur budur. Baştan seyredin, ne demek istediğini anlayacaksınız. Size insan olmanızı istiyorum. Başka bir şey değil. Erkek olmak zor, kadın olmak zor bu memlekette. Ama insan olmak daha zor. O yüzden insan olmaya bakın. İnsan olduğunuz zaten kimseye ihtiyacınız yok. Benim size söyleyeceğim budur. Ne olursanız olun, mutlu olun. İki oğluma da söylediğim bu. Size de bundan başkasını söylemiyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok az zamanımız kaldı hocam. Malum konuya geri dönüyorum. Bu konudan oraya geçişte direkt olacak. Ancak Fed'in açıklaması bu hafta neden önemli? Fed'in açıklaması önemli. Çünkü Fed eğer bir faiz indirimi yaparsa bununla beraber bir faiz indirim trendi başlayacağına dair intibalar artacak. Bu intiba arttı mı herkes pozisyonunu buna göre alacak. Ama Fed eğer faiz indirmezse ve bu faiz indirmeme kararında ısrar edeceğine dair bazı kelimeler kullanırsa özellikle başkan tarafından, o zaman da millet diyecek ki eyvah, bu kadar aldığımız pozisyon boşa gitti de. Çünkü Fed'in faiz indirmeme konusunda ki bu iddialar %20 nispetinde artmış geçen haftadan bu haftaya doğru. Atilla Çifter Hoca bunu her hafta paylaşıyor. Evet. Ondan sonra ben de yakından takip ediyorum. Atilla Hoca bu mesajı verirken şunu diyor. Öyle çantada keklik değil faiz indirimi, ona göre. Ha? Yani sonuçta diyor hüsran olmayın diyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmesi normal. Anlattık. Yani bu Fed'den bağımsız gidiyor. Ha bir de Fed indirirse tabii marka bir şey olur. Yani en azından hani bazı şeyler oturur. Ama Fed indirse de indirmese de faizi Ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kere daha faiz indirebilir. Ona bir kere hazırlıklı olalım. Ama FED faizi dünya için çok önemli. İki açıdan önemli. Bir, FED faiz indirmezse sadece kısa vadeli olarak yanlış pozisyon almış olan kişilerin panik olacağını, zarar edeceğini söyleyebilirim. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Olabilir. Ama FED faiz düşürürse bir kere daha ve faiz düşürme konusunda bir trend ortaya koyarsa, o zaman ne Amerikan ekonomisi ne de dünya ekonomisi için iyi bir haber yok demektir. İyi bir haber yoksa o zaman tam Trump'ın dediğinin aksine herkes elindeki aktifleri satacak ve beynelmilel para saklama aracı olan dolara doğru dönecek. Yani değer saklama aracı olan. Çünkü dolar o zaman yükselmeye başlayacak tekrar. Evet. Halbuki Trump'ın istediği bu değildi. Faiz düşünce doların değerinin düşeceğini zannediyordu. Alakası yok. Ama birisi de bunu tutup anlatamıyor. Yani Amerikan ekonomisiyle alakalı gelecekte sıkıntılı olacağının gösterilmesi evet önemli bir ayrıntıdır. Fakat bundan dolayı Amerikan dolarının düşeceğini beklemek de bence abeste iştigal. Neden? Çünkü Amerikalının parası diye tutmuyor insanlar. Çabucak nakde dönebilecek bir değer saklama aracıdır Amerikan doları. Dolayısıyla isterse bir puan indirsin, şaka demiyorum bakın, 100 bas puan indirsin yine istediğini alamayacak Trump. Çünkü insanlar gelecekle alakalı endişeye kapılacak, çok daha az parayla daha fazla işlem yapmak isteyecek ve elindeki aktifleri direkt olarak nakite, nakiti de dolara çevirecek. İşte bu kadar. Yani dolayısıyla Euro-Dolar paritesinde ne Trump'ın ısrarıyla ne de işte petrol kuyularının havaya uçmasıyla falan çok önemli ahım şahım bir değişiklik kimse beklemesin. O yüzden bunun altını çiziyorum. Parametreler farklı şeyleri işaret ediyor. Değerlendirmeler liderler tarafından yanlış yapılıyor. Doğru değil bunlar. Bunlar 20. yüzyıla ait, o zamana ait paradigmalar. Zaten doğru düzgün iş adamı olsaydı bu kadar çok değil mi problem mi taşıyor olmazdı. Yani malı mülkü çok, borcu çok. Ondan sonra ve geçmişte de vergiyle alakalı birçok mevzu var. O da ayrı mesele. Geçmişe dönen baksın bulsun onu orada. Ya bilmiyor yani bu işi. Yani iş adamlığını biliyor. Büyük kütleleri hareket etmek konusunda bir tecrübesi olduğunu kabul ediyorum. Ama ekonominin dinamikleri konusunda pek bilgi sahibi değil. Ve ısrar da ediyor bununla ilgili. Israr ediyor yani. Değiştirmiyor bu fikirlerini. Hocam bir sorumuz var. Çok hoşuma gitti. Düğün sezonu için hep yazı beklerdim demiş bir izleyicimiz. İsmi yok. O yüzden ismini yayında söyleyemiyorum.
Düğün sezonu için hep yazı beklerdim. Altın benim için çok değerli olur diye. Ama keşke şimdi bekleseymişim. Faizler indi, kredi imkanım arttı. Bununla birlikte beyaz eşyaların da ÖTV'si düştü. Hocam şu an düğün sezonu mu diyor? Çok bakın, güzel bir soru. Yani artık hayatımızı... Bu bir hanımefendi mi? Evet. Tamam, belli zaten. Şey, ama, yazış tarzı. Şimdi... Mutluluğumuzu bile artık buna göre belirler oldu. Yok, öyle yapmayalım. Ben demin o zaman boşa konuşmuş oldum. Hayır hocam, ama ondan şimdi burada hanımefendiye, o çıkıyor. Hanımefendiye tek tavsiyem. Akıl vermek haşa öyle benden de. Ama tavsiyem. Keşke kelimesi yatırımda kullanılmaz. Çünkü piyasalar her zaman fırsat sunar. Dolayısıyla evlenme tarihini belirlemek ekonomiye göre değil, iki kişinin arasındaki duygu yoğunluğuna göre belirlenir. Nişanı çok uzatmamak iyidir. Ama bir yıla yakın nişanlılık da iyidir. Niye? Çünkü Napolyon bile nişanlılık hukuku yazmış. Çünkü evlenecek olan eşler birbirlerini bir tanırlar. İyice tanırlar ve mal mülk konusunda, parasal konularda, ev işleri konusunda ve birbirlerinden rica etme konusunda. Çünkü sevgi dili ricadır, emir değildir. Kat şu çöpleri at diyemezsiniz. Şu çöpleri atsan ne kadar beni mutlu edersin dedim mi gider adam atar zaten, sıkıntı yok. Veya akşama bir yemek pişirsen de ben ne mutlu olurum desen, o zaman hanımefendi gider pişir. Adam da pişirebilir. Ben öyle bir şeye bakmıyorum. Ben de iyi yemek pişiririm çünkü kendimden biliyorum. Dolayısıyla sevgi dili rica dildir. O yüzden evliliği lütfen ekonomik parametrelere göre kimse belirlemesi. Kalbinden ne geçiyorsa bence onu yapsın. Kalbinden geçeni başarabilen insan zaten mutlu insandır. Hocam kaldığımız yerden çarşamba sabahı tekrardan devam ediyor olacağız. Ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Parasa'nın ilk bölümünün sonuna geldik efendim. Saat 15.30'da görüşmek üzere. Doğru, tarafsız, hızlı, kaliteli haberler. Spordan siyasete, ekonomiden magazine, en güncel konular. Gündemdeki isimler...